Değerli meslektaşım Ahmet Erimhan, Yargıtay üyesi, avukat, yazar, sahibül eser ve sınırsız bir analiz vizyonerini dinliyoruz. Buyursunlar efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye krizlerden krizlere sürüklenen bir vasatta bütün dünya Amerika'nın çöküşünü, yıkılışını konuşuyor. Tarihler veriliyor. İşte böyle bir vasatta bulunuyoruz. Milli ekonomi modeli, insanlığın ve ülkenin aslında bir tükenmişliğe teslim olduğu bir ortamda bize bir güneş oluyor, yol açıyor. Buna sebep olan, programımızın sebebi olan, eserin sahibi olan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e öncelikle hayati oranda ve sonsuz saygılarımızı, sevgilerimizi arz ediyoruz. Saygılarımızı arz ediyoruz. Sizleri de saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum efendim öncelikle. Milli ekonomi modeli kıymetli misafirler, şu üç temel amacı gerçekleştirmek için doğmuştur. Adil bir gelir dağılımı sağlamak, sürekli büyümeyi gerçekleştirmek ve tam istihdamın sağlanması. Bu üç temel olgu, aslında kapitalist ekonominin çözemediği bu üç yapısal mesele, milli ekonomi modeli tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir amaç olarak ortaya konulmuş ve realize edilerek çözülmüştür. Ben bu oturumda birinci modelde yer alan adil gelir paylaşımını sağlama amacını irdelemeye çalışacağım. Bu temel başlığı konuşmaya çalışacağım. Bu hususta ilk temel tespitimiz şudur efendim. Sürekli büyüme ve tam istihdamın sağlanması milli ekonomi modelinin bedeli ise adil gelir paylaşımının sağlanması dediğimiz üçüncü amacı da modelin ruhudur. Bu anlamda adil gelir paylaşımının sağlanması, bir başka ifadeyle sosyal adalet, milli ekonomi modelinin olmazsa olması, mayası ve tüm enstrümanlarıyla odaklanarak çözüme kavuşturduğu biricik hedefidir. Niye adil paylaşım milli ekonomi modelinde çok önemlidir? Çünkü milli ekonomi modeli kıymetli misafirler adalet fikri üzerine kuruludur. Ve adalet yoksa hiçbir şeyin kıymeti yoktur der milli ekonomi modeli. İnsanlar fakir olabilir, işsiz kalabilir, ülke krizlerden krizlere sürüklenebilir ama adaletten asla vazgeçilemez. Bir devlet, yöneticiler vatandaşlarına varlığı ve yokluğu adil paylaştıramıyorsa o yöneticinin varlığı, o devletin varlığı kendinden yekündür, hükümsüzdür der milli ekonomi modeli. Adalet çünkü der hayatın temelidir ve hükümetlerin aile veya sosyal hayat içindeki her bir hücre için hiçbir koşulda asla vazgeçemeyeceği bir kavramdır. Milli ekonomi modelinin en büyük amacı budur. Bir kez daha soralım, niçin? Çünkü milli ekonomi modeli kıymetli misafirler büyük bir fikirdir. Kabul edelim ki tüm büyük fikirler adalet duygusundan beslenir. Ya da şöyle ifade edelim, fikir adalete verdiği kıymet oranında büyüktür. Konuşmamın hemen başında ısrarla bunun altını çiziyorum. Profesör Doktor Haydar Baş ve onun eseri olan milli ekonomi modeli %100 bu temel hedefin, bu büyük yolculuğun, bu büyük serüvenin yolcusudur. Peki milli ekonomi modelinin adalet anlayışı nedir? Profesör Doktor Haydar Baş milli ekonomi modelinde adaletten neyi kastetmekte, neyi anlatmaktadır? Belirtelim ki adalet insanların yaratılışları, iş ve faaliyet sebepleriyle elde ettikleri hak veya hakların hiçbir gerekçeye bağlı kılınmaksızın kendilerine verilmesi demektir. Bir başka ifadeyle adalet, insanın hak ettiği şeyin ona verilmeyip ondan alınması olan zulmün ve yine eşit şartlarda olan iki kişiden birinin bu bağıştan mahrum edilmesi ve diğerine verilmesi olan ayrımın karşıt noktasıdır. Bu genel tarif ve zemin içinde Profesör Doktor Haydar Baş'ın adalet anlayışı nispi ve bireysel bir adalet anlayışı değildir. Genel ve kapsayıcı adalettir. Ne demektir bu? Şu demek. Adalet tek başına mahkeme kapılarında sağlanan bir şey değildir. Adalet önce vatandaşların karnının doyurulması, insan onuruna yaraşır bir gelirin altını çiziyorum her vatandaşa sağlanması ve o her vatandaşın her türlü emniyetini sağlanarak onuru ile yaşamasını temin etmek demektir.
Milli ekonomi modelinin adalet anlayışının özü işte budur. Tek tek her ferdin kapısının arkasına fakirliğe elveda levhasını yazması demektir. Peki sosyal adalet ve sosyal devletin önemi nedir? Milli ekonomi modelinde sosyal adalet değerli misafirler, adalet fikrini soyut olmaktan çıkarır, ete kemiğe büründürür. Şöyle düşünün, anayasada, kanunlarda vatandaşlara insanlığın geldiği en son noktadaki temel hak ve hürriyetleri sağlayın ama sosyal adalet, adil bir gelir dağılımı yoksa o hürriyetin hiçbir karşılığı olamaz. Örneğin hak arama hürriyetini sonuna kadar sağladınız ama vatandaşınız avukatla çalışacak imkanı bulamıyorsa o hürriyetin ne anlamı olabilir? Ya da seyahat hürriyetiniz var ama yola çıkacak para cebinizde yoksa bu hürriyetin bir anlamı olabilir mi? Onun için memleki sosyal anlayış, sosyal adalet anlayışı vatandaşlar arasında adil bir gelir paylaşımı sağlayarak ve bunu temel bir standarda oturtarak soyut adaleti yaşanabilir, gerçekliği olan bir adalete dönüştürür. Peki adaleti ete kemiğe büründüren uygulamalar milli ekonomi modelinde nasıl yer alır? Milli ekonomi modeliyle getirilen arkadaşlarımızın bütün detaylarıyla bu sempozyum boyunca anlattıkları 100 milyarın altındaki dar gelirliden alınmayan vergi, istihdamdan alınmayan vergi, doğrudan vergi sistemiyle gelir dağılımı dengelenir ve adalet sağlanır. Vatandaşlık maaşı, annelik maaşı, çocuk maaşı, asgari ücretin 5000 TL'nin üstünde olması milli geliri topluma yayar ve insanı aslında insan haline getirir. Dolaylı vergi deyip de geçmeyelim. Bugün Türkiye'de toplanan vergilerin %80'i dolaylı vergiyle elde edilmektedir ve bu alçakça zalimane bir sistemdir kıymetli misafirler. Zenginden vergi alamayan devlet benzine elektriğe vergi koyarak kendisine vergi oluşturuyor. Ve o vergi en zenginde en yoksulda aynı parayı ödüyor. Hiç eğip bükmeden söylüyorum bir kez daha, bu bir zulümdür. MEM'de amaç bir kesimi, bir grubu zengin etmek değildir. Hedef gelir dağıtmak için, paylaşmak için elde etmektir. O sebeple almak şeklinde dahi görülen her uygulama yok edici, zarar verici değil, zenginleştirici etki yapar. Mesela bahsettiğimiz vergi anlayışı. Devlet tüketimi artırarak işsizliği çözecek, tam istihdam ile büyüyen ekonomiden daha çok vergi alacaktır. Bu nedenle vergi sistemi alan, ezen, yok eden bir yol değil. Bilakis milli ekonominin vergisi ekonomiyi büyüten, hakça paylaştıran bir anlayıştır. Fakire de bu sebeple zengine de hizmet eder. Milli ekonomi modeli faizi de adaletin katili olarak görür. Şöyle der MEM. Faizin en önemli tahribatı paranın belli ellerde stoklanmasına sebep olmasıdır. Piyasada bulunması gereken para faiz sayesinde sermaye gruplarının elinde toplanır. Bunun sonucunda piyasada herkesin ulaşabileceği bir şekilde bulunması gereken para piyasadan çekilmekte, ekonominin ihtiyaç duyduğu tüketim ve üretimi sağlayacak para bu vazifesini ifa edememektedir. Paranın stoklanması der, ortaya çıkan durumu şu örnekle de anlatabiliriz. Her yıl dünyaya düşen yağmur miktarı aynıdır. Bu yağmur dünyanın her yerine orantılı bir şekilde değil de birçok yerine hiç yağmazken bazı yerlerine aşırı yağarsa dünyanın bazı bölgeleri çöl olurken az bir yeri de sel alır. Aynen bu şekilde ekonomilerin dengesi için piyasada herkesin rahatça ulaşabileceği şekilde bulunması gereken para yalnızca bir grubun elinde stoklanırsa ekonomi çöl haline gelecektir. Faizin reddi kıymetli misafirler, vergi düzenlemeleri ve bugün burada dinlediğiniz, duyduğunuz tüm diğer enstrümanlar sonuç itibariyle adil ve insani bir ekonomi ve adaletin tesisi için vardır. MEM böyle söyler. Oysa Batı'da sosyal devlet, yani adil sistem, bir ütopyadır. Göstermelik bazı uygulamalar dışında kaybeden hep geniş halk kitleleridir. Kazanan zengin ve güçlüdür. Fakirin hayat hakkı sadece zengin ve güçlüye hizmet ettiği oranda vardır. O da ölmeyecek kadar ve sisteme isyan etmeyecek oranda. Önüne kuru ekmek koymaktan ibarettir. 2008 Amerikan krizinde Merkez Bankası'nı çalıştırarak tam 4 trilyon dolar para basan FED, bu parayı yoksulluktan nefesi kokan, inim inim inleyen açlık sınırında yaşayan ülkesinin yarısını oluşturan fakire vermedi. O paralar yine zenginlere gitti ve zenginler kendilerini yine yeni bir kriz isteyinceye kadar devletten aldıkları 4 trilyonu kasalarına koyarak krizi sonlandırdılar.
sonuna kadar adaletsiz bir yapıdır bu. MEM işte bu zalim sistemlere karşı bir çözüm, bir çıkış kapısıdır. MEM'de zengin olacak ama bu zenginliğin fakir kaynağı, fakirin çalınan ekmeği değil, kendi alın teri, çalışkanlığı ve nasibi olacaktır. Açlık olmayacak, fakirlik olmayacak, asgari değil azami şartlarda bir hayatı, şerefli bir standardı devlet her vatandaşına sağlayacak, sağlamak zorunda kalacak. MEM Kongresi'nin Bakü ayağında bir Azeri akademisyenin söylediği şu kelimelerin altını yeri gelmişken çizmek isterim. Keynes, serbest pazar ekonomisinin babası ise Profesör Doktor Haydar Baş da insan ekonomisinin babasıdır. İnsan ekonomisi, insana esas alan, adil paylaşımı sağlayan ve insana insan olmanın doğuştan getirdiği, onur, şeref ve ihtiyacı asgari koşullarda değil, azami koşullarda sağlayan ekonomi demektir. Bakın bu standardı sağlamayı Profesör Doktor Haydar Baş, tezin sahibi, nasıl bir sorumluluk olarak görüyor? Sosyal Devlet kitabının kapağından okuyalım. Başka milletlerin aksine Türklerde halkı doyuran, koruyan ve çoğaltan Hakan'dır. Eğer Hakan yurttaşlarının geçimini sağlayamayacak hale gelirse onlara izin verir. Onlar da gidip nafakalarını başka bir Hakan'ın bayrağı altında ararlar. Türk Hakan'ının gece uyumaması, gündüz dinlenmemesi bundandır. Büyük Türk Hakan'ı Oğuz Kağan duasında şöyle der. Türk ailesinde adaletten başka bir şey hüküm sürmesin. Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın. Bu sarsıcı ifadeler kıymetli arkadaşlar, tarihin kaydettiği en büyük medeniyetin inşasını sağlamıştır. Profesör Doktor Haydar Baş, işte bu zihniyetin üzerine modelini gergef gergef işleyen adamdır. Bu bağlamda der Profesör Doktor Haydar Baş, idarecinin varlık sebebi millete hizmet, vatandaşlar arasında sosyal adaletin sağlanmasıdır. Eğer idareci halkın karnını doyuramıyorsa, adaleti sağlayamıyor, maddi ve manevi güvenliği tesis edemiyorsa, halkı ile arasında var olduğu kabul edilen içtimai mukavele sona erer. Çünkü idare varlık sebebini olmazsa olmaz diyebileceğimiz bu ana hükümden alır. Yani adaletin sağlanmasından, fakirliğin yok edilmesinden alır. Modelin sahibine getirdiği bu yüksek standart için insanlık adına binlerce teşekkür ediyoruz. Ve son söz kıymetli misafirler. Tarih boyunca hiçbir büyük fikrin akim kaldığı görülmemiştir. Pozitif bakış ve anlayış eninde sonunda galip gelmiş. İnsanlık onun etrafında toplanmıştır. Bu anlamda 21. asırda kaybedilmiş bir istiklal savaşı, kaybedilmiş bir büyük fikir yoktur. Öyle veya böyle her istiklal savaşını mazlumlar kazanmıştır. Dolayısıyla MEM de mazlumlarla omuz omuza, el ele kazanacaktır diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.